Sessiz Olsun'a hoş geldiniz. TV8 ekranlarında yepyeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu program içinde bildiğiniz ya da yanlış bildiğiniz bir dolu konu sizleri bekliyor. İsterseniz bilginiz olsun da neler var, hep birlikte izleyelim. Bilginiz olsun da birazdan en çok insan öldüren hayvanları izleyeceğiz. Gezegenler dünyaya yakın olsalar nasıl bir gökyüzüne sahip olurduk diye hayal edeceğiz. Vücudumuzdaki en güçlü kası araştırıp kameralara yakalanan ilginç canlıya şaşıracağız. Ve en pahalı teknelere binip Charlie Chaplin'in şovuna konuk olacağız. Bilginiz olsun başlıyor. Yaşadığımız dünya çok güzel bir yer. Hava, su, güneş hepsi bizler için. Ancak bu dünyada yaşamak için canlılar birbirini adeta katlediyor. Peki ama en çok insan öldüren canlı hangisi? En çok hangi hayvanla karşı karşıya kalmak sizi korkutur? Bir köpek balığı, bir kurt, bir aslan, belki de bir örümcek. Hele sizi bir av olarak görüyor ya da bir tehdit olarak algılıyorsa korkmakta haklısınız. Peki size dünyada en çok insan öldüren canlı hangisidir diye sorsam bana ne cevap verirdiniz? En çok insan öldüren canlı hangisidir sizce? En çok insan öldüren canlı bence yılan. İnsan öldüren insanlar. İnsan öldüren, insan öldüren, insan öldüren. Bilemedim ya. Sonu kalmış nere deme. Bilemedim. Teyze, insanoğlunu en çok öldüren canlı hangisi sizce? İnsanlar. İnsanlar. Ne insanlar? Gene insanlar. Doğru evet, söylüyor. Evet yavrum. Köpek balığı diyeyim. Arı gibi bir şey duymuştum daha önceden. Arılarda az, Amerika'da falan aradan ölenler çok diye ama bir fikrim yok. Bence en çok insan öldüren canlı akreptir. İnsanı en çok insan öldürüyor bence. Yılan, aslan, kaplan. Bence kim öldürüyor? Yılanlar. Çünkü onlar insan gibi böyle kimse görmüyor ama ondan sonra çat ve öldü. Adına katil damgası vurulmuş, suların büyük dişli canavarlarından kim korkmaz ki? Hele Steven Spielberg'ün Jaws filmini izledikten sonra. Ama yanılıyorsunuz. Aslında köpek balıkları bizim onlardan korktuğumuzdan daha fazla bizden korkar der Peter Benchley. Açık denizlerin bu korkunç devleri yılda ortalama 10 kişiyi öldürüyor. Ormanlar kralı aslana gelecek olursak sayı biraz daha artıyor. Koruma altına alınan ve Afrika kıtasında yaşamlarını sürdüren bu etçil yırtıcı memeliler yılda ortalama 100 kişinin ölümünden sorumlu oluyor. Filler, atlar ve inekler gibi bazı uysal hayvanlarda sinirlendiklerinde vahşi hayvanlardan daha çok insana zarar verebiliyorlar. İstatistiklere bakıldığında yılda 500 civarında insan filler tarafından çoğunlukla da ezilerek öldürülüyor. Ölüm her zaman büyük saldırılar, parçalamalar şeklinde karşımıza çıkmıyor. Bazen minik bir ısırık ya da küçük bir temas büyük bir zehrin bedeninize nüfuz etmesini sağlayabiliyor. Deniz anaları, bazı böcekler, yılanlar ve akrepler yüzünden her yıl on binlerce insan hayatını kaybediyor. İnsan en vahşi hayvandır demiş Nietzsche. Hakkı var. Tarihin başlangıcından beri yaşanılan onca savaş, insanın insana ettiği zulüm, doğada eşi benzeri bulunur türden değil. Dünyanın en çok insan öldüren canlıları arasında insanlar ikinci sırada geliyor. İnsanoğlu her yıl 750 bin kadar hemcinsini katlediyor. Peki birinci sırada kim var dersiniz? Dünyada en çok insanı öldüren hayvanlar sivrisineklerdir. Hastalıkları bünyesinde barındıran ve insanoğluna taşıyarak ölümcül sonuçlara neden olan sivrisinekler bugüne dek 45 milyar insanın ölümünden sorumludur. Günümüzde her 12 saniyede bir kişi bu sinekler yüzünden ölüyor. Özellikle sıtma mikrobunu taşıyan sivrisinekler yılda ortalama 1 milyon kişiyi bu hastalıklardan öldürüyor. Bundan sonra yaz geceleri pencerelerinizi açarken bir kere daha düşünün. Yuh,
Gerçekten. Vay arkadaş. Vay be. 1 milyon. Çok öldürüyormuş. Sivrisinek. Neden? Virüs yüzünden. Hiç şaşırmam. Tabii yani bataklık çok. Yoksulluk çok. Yoksulluğun olduğu yerde de çöple, bataklıkla salgın da çok olur. Sinek de çok olur. Gezegenler dünyamıza yakın olsaydı manzaramız nasıl olurdu? Uzaya çıkan astronotlar uzayın yanmış et gibi koktuğunu söylerler. Bilginiz olsun. Şimdi sizi alıp denizin üzerine götürüyorum. Masmavi bir denizin üzerindesiniz. Ama denizin ilginç de efsaneleri vardır. Hani denizciler sık sık bahsederler. Taşların üzerine oturmuş güzel kızlar. Ama yarısı kız, yarısı balık. Yani deniz kızları. Bir sürü efsane var bu konuyla ilgili. Peki ya siz? Deniz kızlarına inanır mısınız? Deniz kızlarına inanır mısınız? Hayır, inanmıyorum. Neden? Yalan yani, öyle düşünüyorum. Siz deniz kızı görseniz ne yaparsınız? O anki tepkim farklı olur herhalde. Kesinlikle inanmıyorum. Neden? Hiç öyle bir şeye şahit olmadım çünkü efsaneler de var, onun dışında yok. Olabilir. Yani... İnanmıyorum değil. İnanmıyorum değil, evet. İnanmam. Neden? Yani öyle bir şey yok ki. Var mıdır acaba? Bilmiyorum. Deniz kaç bin metre derinlikte? Olabilir de diyor. Olabilir de, olmayabilir de. Hayır, inanmam. Neden? Afe. Yani mitolojik bir şey. Nasıl Yunan tanrıları var, Zeus, şu bu. İnsanların hayalinde olan şeyler. Bu da bunun gibi bir şey. Kızlarına hiç inanmam. Ona bir hayali bir şeydir, bir şeylerdir. Asla öyle bir şey yoktur. Deniz kızı görseniz ne yaparsınız? Deniz kızı görsem bu şey deniz kızıdır demem. Çünkü bu bir canlı varlıktır derim. Doğaüstü, gerçeküstü varlıklara inanır mısınız? Peki bu varlıklardan en güzeli hangisidir diye sorsam ne cevap verirdiniz? Deniz kızları mı? Haklısınız. Belinden yukarısı dişi bir insan görünümünde olan ama aynı zamanda bir balık kuyruğuna sahip olan düşsel yaratıklar, yüzyıllardır insanoğlunun hayallerini süsleyip durdu. Upuzun saçları ve hüzünlü yüzleriyle denize dair hikayelerin baş kahramanı oldu. Pek çok kültürde farklı biçimde dile getirilse de, deniz kızları genelde ortak özellikleriyle betimlenir. Kimi zaman denizcilere şarkılar söyleyip onları büyüler, hatta gemilerinin batmasına neden olurlar. Kimi zaman da boğulma tehlikesi geçiren denizcileri kurtarırlar. Peki, masallardan ve efsanelerden tanıdığımız deniz kızları gerçekte var mı? Deniz kızlarının zaman zaman deniz biyologlarının kameralara takıldığı söyleniyor. İzlandalı okyanus jeologları, petrol ararken duydukları sesler üzerine keşfe çıktıklarında onlara rastladıklarını dile getiriyorlar. Öyle ki deniz bilimciler daha önce böyle bir sese hiçbir yerde rastlamadıklarını söylüyorlar. İzlanda'nın kuzey kıyısında bulunan Grönland denizinde bir mini deniz altında çekilen görüntüler insanların kafasını epey karıştırmış durumda. Araştırmacılar sesleri kaydederken bu bilinmeyen yaratık cama elleriyle dokunarak izleyen herkesi şok ediyor. Bir insan iskeletini andıran el, aynı zamanda şeffaf görüntüsüyle bir balığı da andırıyor. Karanlık denizin 3000 fit altında hiç beklenmedik bir anda böylesi bir görüntü, insanın tüylerini diken diken ediyor. Acaba gezegenimizde bizim dışımızda suyun altında yaşayan insan benzeri başka canlılar ve hayatlar mevcut mu? Deniz kızları var mıdır yok mudur bilinmez ama biz denizlerimize sahip çıkalım. Birazdan kafalarımızı karıştıran bir sorunun cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Vücuttaki en güçlü kas hangisidir? Mehtap kimine göre bir kadın ismi. Kiminin de seyretmeye doyamadığı bir manzara. Peki ya diğer gezegenlerde ay kadar dünyaya yakın olsaydı
nasıl bir görüntü olurdu? Gezegenler bir yıldızın çevresinde bulunan ve belirli bir yörüngede dolaşan büyük kütleli cisimlerdir. Bizimle birlikte Güneş'in etrafında dönen 7 gezegen daha var. Bunlar evimiz olan Dünya'ya milyonlarca kilometre uzaklıkta. Bu yüzden onları yıldızlardan ayırt etmemiz epey zor. Peki bu gezegenler Dünya'ya çok yakın olsaydı? Biraz hayal gücümüzü kullanalım. Oluşacak felaketlerin fiziksel etkilerini bir kenara koyup öylece manzaranın keyfini çıkartalım. Adını güzellik tanrıçasından alan ve Dünya'ya en yakın gezegen olan Venüs bize sadece 38 milyon kilometre uzaklıkta. Gelin şimdi onu daha da yakınlaştıralım. Dünya'nın ikizi olarak bilinen ve üzerinde hayat belirtisi olduğu düşünülen Mars, gizemli sırlarını bizden 55 milyon kilometre uzaklıkta saklıyor. Henüz Mars'a insanlı bir yolculuk gerçekleştiremedik. Ne yapalım? Biz de Mars'ı buraya getiririz. Güneş'e en yakın ve Güneş sisteminin en küçük gezegeni olan Merkür, Dünya'ya 77 milyon kilometre uzaklıkta. Dünya'ya yakın olsaydı belki böyle gözükebilirdi. Ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter. Dünya'dan tam 1320 kat daha büyük. Tamamı gazdan oluşan bu devasa gezegen Dünya'ya 620 milyon kilometre uzaklıkta. Dünya'ya yakın olsa gezegenin tamamını görebilmemiz epey zor olacaktır. Merkezinde bulunan halkasıyla Satürn, Güneş sisteminin incisidir. Jüpiter'den sonra ikinci en büyük gezegen olan Satürn, Dünya'ya 1 milyar 195 milyon kilometre uzaklıktadır. Evimizden onu görebilseydik, eminim güzelliğinden güneş doğsun istemezdiniz. Gelelim Uranüs'e. Buzdan oluşan mavi gezegen Dünya'ya 2 milyar 852 milyon kilometre uzaklıkta. Dünya'mıza yakın olsaydı büyük ihtimal eşsiz bir manzara sunardı. Ve bize en uzak gezegen Neptün. Dünya'ya tam 4 milyar 350 milyon kilometre uzaklıkta. Bizce bilim insanlarının bile gitmeye üşendikleri bir gezegen. Yolculuk etmekten keyif almıyorsanız Neptün'e gitmek size çok sıkıcı gelecektir. Bu yüzden Neptün'ü buraya getirmek daha akıllıca olacaktır. İnsan çok karmaşık bir metabolizma. Düşünebiliyor musunuz? Yiyor.